Evet, merhaba sevgili akrepler. Güzel bir Temmuz ayına girmiş bulunuyoruz ama sizin açınızdan baktığımız zaman 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 zorluklarınız da yok değil. Şöyle bakıyoruz, Satürn size retro yapıyor. Satürn artık son bir retrosunu yapıyor ve sizin kişisel evinizde enerjinizin bölündüğünü, öfkelerinizin arttığını, zaman zaman takıntılarınızın sizi rahatsız ettiğini görmek sizin için olumsuz bir şey ama biraz da olaylarla yüzleşmeyi öğrenin artık. Veya artık olaylara son noktayı, yani kalbinizin de beyninizin de koyması gereken son noktayı koyun. Özellikle de kendinizle ilgili önemli kararlar alacaksınız ama yine de dikkatli olun. Evet, 2 Temmuz'da biliyorsunuz Dolunay Oğlak Burcu'nda gerçekleşmişti. Sizin 3. evinizde. Evet, enerjiniz çok yükselmişti. Çok güzel iletişimle ilgili çok güzel konulara iyi imzalar atmıştınız. Birçok yerden size olumlu teklifler gelmişti. İşinizi arttırıcı güzel şeyler yaşadınız. Ama yeni aya çok dikkat edin. Ayın 16'sında yurt dışı ile ilgili olaylar gündeme gelecek. Hani sümen altında bekleyen işleriniz vardır ya, bir türlü sonuç alamamışsınızdır. Evet, yeni ayın hemen 2 gün sonra, ertesi günü, yeni aydan 2 gün sonra muhteşem bir iş döneminiz başlıyor. Bu arada 18 Temmuz'a kadar Venüs sizin tam kariyer evinizde. Bu size artı getirecek. Toplumda seviliyorsunuz, ses getiren işler yapıyorsunuz. Müdürünüz ya da sizden bir üst düzey yetkililer sizin yaptığınız bütün işleri alkışlıyorlar ve çabanız olumlu gidiyor. Fakat ayın 18'inden sonra biliyorsunuz Venüs Başak Burcu'na geçiyor ve 25'e kadar güzel. Ama 25'inden sonra yeni tanıştığınız insanlara karşı lütfen temkinli olun. Bir, fikirlerinizi ani bir şekilde beyan etmeyin. Ya da yeni bir oluşum içinde olmak istiyorsanız ve siz bu olayları birileriyle paylaşmak istiyorsanız biraz dilinizi tutmak zorundasınız. Çünkü proje kaybedebilirsiniz. Önce böyle hevesle başlattığınız bir iş sonradan yarıda kalabilir. Lütfen çok dikkatli olun. Özellikle 25'inden sonra yeni bir girdiğiniz gruplarda ilginizi çeken insanlar da olacak. Hatta onlarla birlikte olmak da isteyeceksiniz ama Venüs Retro'dan sonra gözünüz bir açılacak. O yeni tanıştığınız insanların o duygusal sorunları, düşünceleri elinizde patlayacak. Lütfen dikkatli olalım diyoruz. Ama sevgili akrepler, artık retro Eylül'ün 19'una kadar çok dikkatli olun. Son kez Satürn sizi yoklayacak ve çıkacak. Bu arada işinizle ilgili bir atılım yapmak istiyorsanız gelecek ayı bekleyin diyoruz ve mutlu bir Temmuz ayı diliyoruz size. İnşallah öyle olacak eminim. Sadece ikili ilişkilerinizde kimseye söz vermeyin.